Evet arkadaşlar, bugün size yine çocukların en çok merak ettiği, en çok ailelerin bizi aradığı, kanalımızı takip eden arkadaşlar artık aramaya başladılar, yazmaya başladılar. Çocuklar bu pandemi döneminde su kaplumbağalarına ilgi içinde biraz heves yapmaya başladılar. Çocuklar için birazcık daha özel. Neden? Çok fazla köpek gibi dışarıya çıkartma sorumluluğu yok. Bir kedi gibi işte kumunu değiştirelim, mamasını verelim, sabah öğlen akşam gibi bir sıkıntısı yok. Hani küçük çocuklar için. Günde bir kez yemini vererek besleyebilecekleri bir canlı su kaplumbağaları. Bugün Batu'yu dinleyeceğiz. Evet, su kaplumbağası. Neden su kaplumbağası? Neden su kaplumbağası derken? Yani neden bunu istiyoruz? Neden istiyoruz? Çünkü hani güzel varlıklar. Dediğim gibi hiç yani dışarı olasılıkları yok. Sevdirtebiliyorlar. Isırma oranı yok. Bazıları ısırabiliyor ama bunlar ısırmıyor. Tabii bunlar küçük oldukları için ısırma şeyleri yok. Aynen. Şimdi yanımızdaki birazdan göstereceğiz size arkadaşlar. Singapur su kaplumbağası diye geçiyor. Bunlar Kuzey Amerika'dan gelen ırklar. Büyümezler çok fazla. Küçük ırklardır. Ve Batuhan da dediği gibi ısırması yok, tırmalaması yok. Çok ses çıkartmıyorlar. Yani ders çalışırken rahatsız etmiyorlar. Ve bakımları kolay herhalde. Bunun suyunu mesela ne kadar sürede bir değiştiriyoruz? Yani neresi? 2 günde 5 günde 1. Aynen. İçindeki taşları düzenli olarak yıkamak lazım. 2-3 günde bir suyunu değiştirmek lazım. Mamasını günde bir kez veriyoruz değil mi? Aynen. Akşamları mı verelim, sabahları mı? Sabah yani, sabah daha mantıklı gibi. Yani çocuklar kalktığı zaman, derslerine başlamadan önce mamalarını, hatta şey getir istersen, mamasını, aynen, onu da gösterelim. Arkadaşlar, gelen sorular için de biz de işte neyin içinde besleyeceğiz, ne kadar sıcaklıkta olması gerekiyor, ne vermemiz gerekiyor, ne kadar süre de bir suyunu değiştirmemiz gerekiyor gibi sorular var. Arkadaşlar açalım hatta şeyini. Gösterelim. Şeyini. Şu şekilde gösterelim. Su kaplumbağasıyla ilgili pet shop'taki arkadaşlardan şey yapabilirsiniz. Temini. Gösterelim bakalım kaplumbağalarınızı. İkisini de alayım mı? Bir tanesini mi alalım? Hatta şu kabına koyalım. Kabına mı koyalım? Orada gösterelim arkadaşlara da. Arkadaşlar, şimdiki kaplumbağa botunun Singapur su kaplumbağası diye geçer. Kırmızı yanaktır bunlar. Tamam babacığım, artık şeye koyabiliriz. Hatta buraya koyalım. Diğer kardeşini de buraya koyalım. Arkadaşlar, genelde biz çift besleme taraftarıyız. Yani her canlı tek olmaz. Muhakkak yanında bir iki tane olursa onlar için de iyi olur. Bizim için de gayet iyi olur. Ve yine gelen bize sorularda şu var. İşte balıklarla akvaryumda besleyebilir miyiz diye. Kırmızı yanaklılar biraz vahşi olan su kaplumbağalar grubuna girer. Çizgili su kaplumbağalar var. O yani boyun kısmında, yüz kısmında doğru çizgi çizgi gelir. Bunlar biraz daha sakindir. Bunlarla beraber işte vatoz, Japon, ondan sonra bu tarz tatlı su balıklarını besleyebilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü su kaplumbağaları tuzlu bir ortamda değil, deniz ortamında değil, tatlı suda yaşarlar. Öyle bir ortam hazırlamamız gerekecek. Bunu siz mesela, bunlar özel hani pet shoplarda satılan aparatlar ama siz de mesela cam akvaryum kestirip bir dikdörtgen, içine biraz tepe, yani şekilli olarak da evinizin boyutuna göre, masanızın büyüklüğüne göre şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Alan hazırlayabilirsiniz. İçine küçük kayalıklar, taşlar koyabilirsiniz. İşte pet shoplarda klasik olarak aparatlar var. İçinde kumları var. İşte çiçeği gibi. Ve canlı şey koyarsanız koku yapar arkadaşlar. Buna işte bazen akvaryumlar işte neden kokuyor diye sorulduğu zaman canlı otlar konulup dışkıyı tam temizleyemediğimiz için, çünkü onlara yapıştığı için ve topraklarına tutunduğu için dışkılar koku olayı olur. Ama bu tarz aparatlarda, plastik aksamlı olan aparatlarda yıkaması daha kolay, hijyen daha kolay, koku minimuma düşer. Batucuğum, bunu mesela akşam ışık yakıyor musun üstüne yatarken? Yani ışıkta mı kalıyor yoksa? Ben odana... ışıkta bırakıyorum. He, çünkü ben bazen görüyorum tepe ışığını koymuşsun, yanıyor bunların üstünde. Arkadaşlar, şimdi kliniğimiz 20 senedir var. Bir anımı anlatacağım size. 20 sene önce işte 20 yaşlarında
işte mezun olduk, kliniğimizi açtık. Orada bir tane mahallemizden bir işte ablamız çocuğuna su kaplumbağası almış, getirdi. İşte doktor bey dedi, ya bizim kaplumbağamız öldü mü yoksa kışın kusuna mı yattı dedi. Tabii biz dedi, ha yeni mezunuz, su kaplumbağalarıyla ilgili tabii bilgimiz var hekimlik olarak ama yaşam tarzlarıyla alakalı çok bilgimiz yok o yıllarda. Dedim ki ya ayı mı bunlar dedim, kışın kusuna yatacak ablacığım dedim ya. Ya su kaplumbağası uyur mu dedim. Ama tabii içimde de bir soru işareti var. Müşteri Allah'tan bizim mahallemizin bir komşumuzdu. Sonra onlar gittikten sonra hemen internete girdim, araştırdım ki arkadaşlar su kaplumbağalarında kış uykusu var. Onlar da uyur, sakın hareket etmiyor benim su kaplumbağam öldü diye sakın çöpe atmayın arkadaşlar. Vücut sıcaklığı ve oda sıcaklığı normale döndükleri zaman hareketler başlarlar. Burası çok önemli arkadaşlar. Yani herkes kulağımıza gelen birçok şey, yani peşokların hekimliğini yaptığımız için İnsanlar, aa benim kaplumbağam öldü, çöp attım, öldü, gömdüm, öldü, işte şöyle yaptım gibi konular geçiyordu ama tabii ki arkadaşlar su kaplumbağalarında uyduğunu, su kaplumbağalarında kış uykusuna yattığını bilelim. Ona göre şey yapalım. Ve burada oda sıcaklığı 26 ve 28 santigrat derece olan bir ortamda durdukları müddetçe arkadaşlar şey olmaz, sıkıntı yaşamayız. Çok sıcak su veya çok soğuk su tabii ki zararlı. Normal oda sıcaklığı, oda durması, suyun normal derecede olması yeterli. Onun dışında işte haftada bir kez su kaplarını detaylı temizleyip kimyasal hiçbir şey kullanmayın. İşte bir bulaşık süngeriyle temizleyip duru suyla durulayın. Çok fazla su da değil, orta derecede. Yani bunların içlerinde tepeler var. İşte onlar da bazen çıkıp nefes alıp yine inmek istiyorlar kayalıklarda, derelerde gördüyseniz. O şekilde bir kendi yaşam alanlarını oluşturun onlara. Su kaplumbağaları ile ilgili başka senin sormak istediğin bir şey var mı baba hocam? Yok. Kafana takılan. Sevimli bir yapılar. Çocuklar için gayet ideal. Anne ve babalara da çok büyük yük olmayan. Çocuklarımızın kendi besleyebileceği. İşte günde bir kez özel yemleri, balıkları, yemler gibi birer tane işte ezip sularına koyduğumuz zaman onlarla vakit geçirebilirler. Gün içinde çok kısa zamanlarda avucunu alıp sevebilir, yine koyabilirler arkadaşlar. Eğer akvaryumumuz varsa da bunlara zarar vermeyen, işte dediğim gibi Japon balığı gibi tatlı su balıklarıyla da aynı ortamda yaşarlar. Ama burada kırmızı yanak dediğimiz ırklar, küçük Singapurlar biraz vahşidirler. Yani balıklara karşı zarar verip öldürebilirler. Ona dikkat edin. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Yine sorularınızı bekliyoruz. Hepsini cevaplayacağız. İyi günler dileriz.